tırnağı dişle koparmak dalak ve delilik hastalığına sebep olur. Çarşamba kesildiğinde ise kötü ahlaklı olur. Kıymetli izleyiciler, hoş geldiniz. Ben Cüneyt Karataş. Bugünkü anlatacağım şey, tırnaklarımızı sırasıyla nasıl kesmemiz gerekiyor. Tırnaklar hakkında bilgi vereceğim. Evet, önce bir kağıt, sonra tırnak makası gerekiyor. Evet, sıralama olarak işaret parmağı sağ elimizin, buradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sıralama bu şekilde keseceğiz. Bu şekilde şöyle. Önce buradan başlıyoruz. Buradan kesiyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Buradan kesiyoruz. Sonra buradan kesiyoruz. Sonra şöyle. 4, 5 numara buradan. Şuradan 6. 7, 8, 9, 10. En son burada bitiriyoruz. Şimdi tırnak kesme hangi günler yapılmalı? Tırnakla ilgili hiç duymadığınız, bilmediğiniz önemli bilgiler şimdi size anlatacağım. Kim cuma günü tırnaklarını keserse Allah onu öbür cumaya kadar ve 3 gün daha fazlasıyla belalardan korur buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte ise cuma günü tırnak kesmek şifaya sebeptir buyurulur. Deylemi'de ise tırnak kesme günü olarak perşembeyi gösteren hadisler de zikredilir. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh'a, "Ya Ali, tırnak perşembe günü kesilir, cuma günü de koku sür ve yeni elbiseyi giy buyurmuştur. Yine perşembe günü tırnak kesmek hakkında şöyle denilmiştir. Kim göz ağrısından, barastan yani alaca hastalığından ve cünundan yani çıldırmak, delilik emin olmayı murat ederse perşembe günü ikindiden sonra tırnaklarını kessin. Tırnakları cuma günü cuma namazından önce ve sonra kesmek sünnettir. Namazdan sonra kesmek eftaldir diyenler de olmuştur. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimizin cuma günü namaza gitmeden önce tırnaklarını kestiği bildirilmiştir. Tırnakların nasıl kesileceği hakkında ise pek çok görüş vardır. Tırnak kesme usulü Ruhul Beyan tefsirinde şöyle anlatılır. Eller ayaklara nispetle daha şerefli olduğundan ellerden başlanır. Ellerden de sağ el şerefli olduğu için sağ elden başlanır. Sağ elin şehadet parmağı şerefli olduğu için şehadet parmağından başlanır. Evvela şehadet parmağı, sonra yüzük parmağı, sonra orta parmak, sonra küçük parmak ve sonra baş parmağın tırnakları kesilir. Sol ele geçildikten sonra küçük parmaktan başlanır. Sırayla atlamadan baş parmağa kadar devam edilir. Ayaklarda ise sağ ayağın küçük parmağından başlanır, sıra ile sol ayağın küçük parmağında bitirilir. Peygamber Efendimizin sünnetinde tırnak kesimi önce el ve daha sonra ayak tırnaklarını kesmektir. Peygamber Efendimiz tırnak kesimine sağ elin işaret parmağından başlayarak keser ve elin avuç içinde birbirine gelecek şekilde yapıştırırlardı. Böyle yapınca parmakların oluşturmuş olduğu daireyi sağa doğru keserek tırnak kesimini yaparlardı. Ayaklarının ise sağ ayağının küçük parmağından başlar ve sol ayağının küçük parmağında bitirilirdi. Tırnak kesiminde günlere dikkat etmemiz gerekir. Pazartesi tırnak kesildiğinde azizlik ve makam sahibi olur. Salı kesildiğinde kıtlık olur. Çarşamba kesildiğinde ise kötü ahlaklı olur. Perşembe kesildiğinde zenginlik, cuma kesildiğinde sünnet, ilim ve hilim, yumuşak huylu. Cumartesi kesildiğinde kaşıntı hastalığına yakalanır. Pazar kesildiğinde bereketi gider. Tırnağı dişle koparmak dalak ve delilik hastalığına sebep olur. Kıymetli izleyiciler,
Yeni videolardan haberdar olmak için abone olalım, beğenelim, yorum yapalım ve paylaşalım. Destekleriniz için teşekkür ederim.